İznik Gölü diyor ki, ben diyor beni kirletmeseniz diyor, bu bazilikayı diyor bağrıma sığdırdım ama sanayinizle, yanlış politikalarınızla maalesef bu balıkları böğrüme sığdıramıyorum diyor. Çünkü her yıl İznik'te toplu bir şekilde balık ölümleri, susamuru ölümleri yaşanıyor. İznik Gölü'ne mahkeme diyor ki, kesinlikle diyor günü birlikte olsa hiçbir tesis yapamazsınız diyor. Ama bazı aklı evvel yöneticiler oraya kamyon garajı yapmaya çalışıyorlar. İznik Gölü'nün sazlıkları doldurulup tesis yapılmaya çalışıyor. Orası aynı zamanda kuşların göç yolu ve kuşlar diyor ki surlar diyor yapıyorsunuz ey insanoğlu, duvarlar yapıyorsunuz ama biz bunları tanımıyoruz, aşıyoruz. Ama şimdi yaptığınız bu işlemlerle İznik Gölü'nü yok ediyorsunuz, bizim göç yolumuzu yok ediyorsunuz. Son olarak İznik Gölü'nün etrafına sahil projesi adı altında dalga kıranlar, betonlar, duvarlar örülüyor. Bu duvarlar İznik Gölü'nü katlediyor değerli arkadaşlar, katlediyor. İznik Gölü diyor ki, ey insanoğlu bilmez misin? Bir göl ancak dalgalarla kıyıya vurduğunda kendini temizler. Ancak öyle nefes alır. Bu duvarları örerseniz ben nasıl yaşayacağım diye haykırıyor İznik Gölü. Son olarak iki gündür izliyorsunuz. Bütün Türkiye duydu bu ağaçların çığlığını. İznik Gölü'nün etrafında bir betonlaşma uğruna bütün ağaçlar işte gördüğünüz gibi katlediliyor ve bu projeyi yapan da sizin istifa ettirdiğiniz belediye başkanının projesi. İznik Gölü, İznik ilçemiz aynı zamanda bir tarih, bir medeniyet ilçesi ve 2 metre altında kat kat tarihi dokular, medeniyet var. Örneğin İznik'in tarihinden biri, Osmanlı döneminde yapılmış tarihi eserlerinden biri bu Yeşil Cami. Google'a girerseniz kaymakamlığın sitesinde Google'da Yeşil Cami'nin bu fotoğrafını görürsünüz. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Ben daha 2 hafta önce İznik'teydim. Orası şu an böyle değil değerli arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Orası şu anda böyle. İznik'teki Yeşil Cami'nin, oradaki hamamın, o tarihi bölgenin etrafı yine betonlaştırılıyor. Yer yer betonlar dökülmüş, yapılar yapılıyor, ağaçlar kesilmiş. Maalesef İznik bu haliyle içler acısı, vicdanlar sızlatıyor. İşte o fotoğraflardan birisi bu. Yeşil Cami'nin etrafı, oradaki tarihi hamamların etrafı. İznik, Anadolu Selçuklularına İlk başkentlik yapmış, bizim ilk başkentimiz. İznik tamamen betona çevriliyor. İznik tamamen grileştiriliyor. Yeşili, doğası, gölü, ağaçları, balıkları, kuşları ölüme terk ediliyor. İznik haykırıyor. Binlerce yıldır diyor, buradan ne hükümdarlar geçti, ne savaşlar gördüm, yok olmadım, dimdik ayaktayım. Ama 15 yıllık AKP iktidarı maalesef beni katlediyor diyor, katlediyor. Ya